Sevgili dinleyicilerim merhabalar. Bu hafta değişik bir yazı yazdım. Günlük siyasetten, politikadan, gelişmelerden, ajandadan uzaklaşıp bir bireysel, kişisel bir deneme yazdım. Bir hikayecik yazdım aslında. Bu hikayenin öznesinin kim olduğunu merak da edebiliriz, edebilirsiniz. Ben de ediyorum. Hepimiz olabiliriz, hiçbirimiz olamayız veya birimiz, ötekimiz olabilir. Artık size kalmış diyebiliriz. Özgür ruhu yazdım. Şöyle başlıyorum. Kışı yaşamayan, beyaz güzelliğin hiç uğramadığı ders adette güneşli bir gündü. Deniz kenarında soluk almaya çalışıyordu. Durgun suda oluşan mucizevi halkaları bir kez daha gözlemlemek için eline alelade bir taşı alır ama bir an duraksadıktan sonra yere atar. Antoine Roquentin'i yani Jean-Paul Sartre'ın o ünlü Bulantı romanının kahramanını hatırlar aniden ve aydınlığa rağmen karanlığa dalar aniden. Antoine Roquentin bir gün gördüğü bir taş parçasını eğilip yerden almak istediğinde bunu yapamayacağını anlar. Çünkü o anda varoluşun absürtlüğüne karşı bir bulantı hisseder. Muhtemelen taşın çirkinliği ona varoluşun çirkinliğini, diğer bir deyişle anlamsızlığını ve giderek absürtlüğünü anımsatır. Çirkinliğin hatırlanması onda bulantı hissi uyandırır. Antoine etrafındaki nesnelerden ve insanlardan iğrendiğini hissederek varoluşun anlamsızlığıyla boğuşmaya başlar hikayede. Bulantısı dünyaya karşı artan yabancılaşmasını yansıtan kasvetli bir ruh hali yaratır. Kahramanımız ise Dersaadet'in güneşli ve aydınlık bahar sabahında denizin şehvetli çağrışına rağmen taşı suya atamamıştı. Roquentin'i hatırlarken o an onu çağıran denizi de kafasından atacak ve yaşamı, insanları, çevresindekileri, toplumu büyüteç altına almaya başlayacaktı. Güneş tepesinde baharın sıcaklığını hissettirdikçe giderek yabancılaştığını hissettiği hayatına ve onu oluşturan oyuncularına odaklanır. Aslında hiç de yalnız bir insan değildi. Lakin yine de bulantının yarattığı haleti ruhiyesinin nedenini iç sorgulamasına başlayacaktı. Etrafındaki sosyal ilişkilerde bulunduğu insanları gözünün önüne getirdi akabinde. Hepsi sözde mutlu görünüyordu. Oysa onlar mutsuz olduklarının bilincinde bile değillerdi. Modern tüketim çağının girdabında debelenip dururlarken hız ve tüketim en önemli varoluş karakteri olmuştu hayatlarında. Her şey tüketildikten sonra sona eriyor ve sonra yeni şeyler arzulanıyordu kısa zaman içinde. İstekleri kısa bir süre sonra istemediklerine dönüşüyor, yeni sevgi sevgisizlik sarmalına kulaç atıp yeni isteklerini de tüketerek aslında kendilerini tüketen bir anaforun içine giriyorlardı. Kişisel gelişimcilerin o meşhur kendini bil aforizmasına karşın kendilerini bilmemekten öte kendilerini aramıyorlardı bile. Kendilerini dönüştürmek için enerjileri bile yoktu artık. Varoluşları ve kimliklerinin rengi başkalarının davranışları ve düşünceleri üzerinden oluşuyordu. Özgür ruh yoktu yani. Yalnızlıktan korkup sürüye takılmayı tercih ediyorlardı hep. Hayal bile etmeyi unutmuşlardı. İnsanoğlunun en gizemli özelliği olan parmak izi bile sadece ait olduğu insana ait biricik ve benzersiz olmasına rağmen bu simgesel biricikliğin anlamını idrak edemiyorlar. Aksine başkaları gibi yaşamaya çalışıyorlardı. Benzer yaşamlar onların korktukları yalnızlıktan kaçışın tek yolu olmuş durumdaydı. Kalabalık yalnızlıkları
özgür ruhun dingin ve verimli yalnızlığına tercih ediyorlardı. Belki de çoğu büyüyememiş çocuklar gibiydi. Konfor alanlarında isteklerinin hep yakınları tarafından şartsız koşulsuz kabul edildiği küçük çocuklar gibiydiler. Konfor alanları işgal edilmeye, isteklerinin karşılanamamaya başladığı andan itibaren sıkıntıya, hatta depresyona girmeye başlıyorlardı. Zira sürüden ayrılmamak için çalışıyorlardı. Özgür ruhlarını toprağa gömdükleri için zorluklar karşısında mücadeleyi unutup yeni yollar aramıyorlardı bile. Tüketerek mutsuzluklarını örtmeye çalışıp, mutluluk yanılsamalarını mutluluk pozlarıyla düzeltmeye çalışırken, tatminsizlikleri ise yollarına engel olmaya devam ediyordu. Ez cümle, özgür ruh yoksunluğu, mutsuzluğun en başat faktörü olarak ruhlarını ele geçirmişti. Çoğunun böylesi bir çukurda olduğu toplumda her şeyin bilincinde olanların yaşamı ne kadar da azap verici olmalıydı diye düşündü kahramanımız. Güneşli gökyüzü kendini gri bulutlara bırakmaya başlamıştı sakince. Temiz ve aydınlık hava yavaş yavaş boğucu bir atmosfere evriliyordu. Birden düşündüklerini teyit etmek istercesine yıllar önce gördüğü o kürtleşmiş Truman Show filmini hatırlar. Başroldeki kahraman Truman aslında koca bir stüdyo olan güneş dolu bir adada yaşamaktadır. Her gün bir önceki günün benzeridir. Hiçbir yenilik yoktur ve yüzünde her daim yapay bir mutluluk gülümsemesi vardır. Asıl tuhaf olan ise bunun bir televizyon programı olduğunu bilemeyecek kadar belirsizliğin olmadığı, özgür ruhun yerlerde süründüğü ama mutlu bir hayat sürdüğünü sanmasıdır. Gökyüzünün bulutlar iyice sarmaya başlarken bugün toplumun çoğunun Truman gibi yaşadığını düşünür. Sonra bir başka filmi, Her filmini hatırlar. Filmdeki topluma iyice yabancılaşmış, uyumsuz Theodore'u düşünür. İnsanlardan umudunu yitirmiş kahramanın yapay zeka ile oluşturmuş bir kadına sadece sesiyle ilişkiye girerek aşık olmasını hatırlar. Nietzsche'nin deyimiyle çürümüş dekadan topluma küsenlerin de yollarını şaşırabileceklerini düşünür o an. O halde çözüm neredeydi? Friedrich Nietzsche'ye göre Tanrı'yı öldürmüş olan çöküş yani dekadan halinde bulunan toplumda iki tür dekadan çürümüş insan vardır. Biri farkındalık yoksunluğu içinde hayata dayanabilmek için iyimserliği oynarken ikincisi ise hayatı dayanılmaz görüp kötümserliğin içinde debelenen insanlardır. Truman'ın birinci tür dekadan, Theodore'un ise ikinci türü olduğunu düşünür. Düşünüre göre çıkış yolu insanın kendi arayışı içine girmesi, hayatı olumlaması ve bu süreçte yaşama sanatsal bakmasıydı. Bu, kendisine dayatılanı ters yüz edip kendi biricik anlamını arama ve inşa yoludur ve bu süreçte sanat da en büyük yardımcı öğe alacaktır. Nietzsche, insanın ancak estetik ve sanatsal faaliyet yoluyla dış dünyadaki içsel varlığını gerçekleştirebileceğine inandı. Sanat üreterek insanlığı dekadanstan kurtaracak olan hayatı olumlama pratiğine de ulaşılmış olacaktı. Bugüne kadar geliştirilen sözde ahlak normlarının tamamı hayatın gerçek doğasını yaşamamızı engellemişti Nietzsche'ye göre. Hayatı olumlamamak nihilizmin bizatihi kendisiydi. O halde düzlüğe çıkmak için özgür ruha ve elbette başka bilinmez hayatlar adına bugünü zindan havasını dönüştüren değerler yerine yaşanılan hayatı olumlayan, yücelten, kutsayan yeni, yepyeni değerlere ihtiyacımız vardı. Kahramanımız kafası iyice karışık bir durumda gökyüzüne bakar. Kara bulutların her yeri kapsadığına tanık olur. Havadaki sıkıntıyı
iliklerine kadar hisseder. Sartre'ın kahramanının bulantısı aslında bir bilinçlenme ve uyanmanın başlangıcını teşkil ediyordu. Birazdan başlayacak yağmurla birlikte ise havadaki ve yüreğindeki sıkıntının geçeceğine inanır. Hayatı olumlamaya, sürüden hep ayrı kalmaya ve kendisini hayata karşı yabancılaştırıp aşağıya çekmeye çalışanlardan kaçmaya karar verir. Bu yolda felsefe ve müzik ona yardım etmeye söz verecekti. Yağmur başlamış, kahramanımızın çıplak kafasına şiddetle düşen her damlayla birlikte onun bulantısı da geçmeye başlamıştı. Özgür ruh yola koyulmuştu bile.